ikinci kat astar kuruduktan sonraki hali. Nebranları yapıştırmadan önce kaplama yapılacak alana önce sermeniz gerekiyor. Tüm nebranları açtıktan sonra, her yerin kapandığından emin olduktan sonra nebranlar tekrar toplanıp sırayla yapıştırılmaya başlanıyor. Nebran uygulaması yapılırken önce en alt kısımdan döşemeye başlanıyor. Her mebran diğer bir mebranın üzerine gelecek şekilde köşelerde bulunan yapıştırma kısımları üst tarafta kalacak. Ve ekler birbirinin üzerine yaklaşık bir 10 santim bu yapıştırma ek yerlerinden yapıştırılarak uygulama yapılacak. Yapıştırma yapmak için tüpe ihtiyacım vardı ve normalde büyük tüpler kullanılıyor. Yaklaşık 10 metrelik hortumlarla beraber yapıştırma işlemi büyük tüplerle gerçekleşiyor. Ben hem taşıması kolay olsun hem de iş güvenliği açısından risk oluşturmasın. Burası eğimli bir yer. Hem yapıştırıyorum hem çalışıyorum. Tüpü doğru şekilde muhafaza edemem düşüncesiyle ufak bir tüple, ufak piknik tüpleriyle yapıştırma işlemlerini yapmaya çalıştım.
tüpümüz iyi kaynatmamaya başlamıştı. Tüpün bittiğini düşündüm, yeni tüp aldım. Fakat yeni tüpte de aynı şekilde çok az alev çıkarıyordu. Acaba pürümüz mü bozuldu ya da tıkandı mı diye düşünürken hortumu söktüm ve hortumun içinde bu metal vanayla hortum arasındaki kısımda çok miktarda sıvı gaz biriktiğini gördüm. Oradaki sıvı gazı boşalttıktan sonra gaz akışı daha şiddetli bir hale geldi ve pürümüz normal çalışmaya başladı. Bu konuda bir tecrübem olmadığı için ilk defa böyle bir çalışma yapıyorum. Daha önce membran yapıştırma uygulaması hiç yapmamıştım. Böyle bir sorunu tespit ettim. Eğer başınıza böyle bir durum gelirse, hortumun içinde biriken sıvı gaz bu vananın üzerinde birikiyor ve gaz çıkışını engelliyor. Bunu boşalttığınız zaman tekrar pürümüzünüz sağlıklı bir şekilde çalışmaya başlıyor. Aslında ben ilk kullanmaya başladıktan sonra büyük bir ihtimal orası sıvı gazla dolduğu için yeterli gaz gelmiyordu. Ben de tüpün basıncının yetmediğini düşünüyordum. Ama orayı temizledikten sonra yoğun alev almaya başladım. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Aklınızda olsun. Kesinlikle gaz sıkışmasından dolayı pürümüzden az alev çıkıyormuş. Yani oraya kadar büyük eziyet çektim. Keşke bu sorunu daha önce bulabilseydim. Ek yerlerini yaparken önce burayı ısıtıp sonra bu yüzeyi ısıtıyorum. Böylece daha iyi bir yapışma oluyor. Köşeleri önce pürümüzle ısıtıp yapıştırıyorum. Sonra da shingle çivisiyle alttan çiviliyorum. Böylece rüzgar gelse bile açılma ihtimalini azaltmış oluyorum. Derken eliniz yanmasın diye ve düzgün baslansın diye böyle bir kalas kullanabilirsiniz. Thank you.
Ana yapının üst kaplamaları bitti. Tuvalet ve banyonun üstünü kaplıyorum. Alt iki sırayı yapıştırdım. Fakat üçüncü sıraya tek parça yetecek membranım kalmadı. O yüzden burayı üç parça halinde ek yapacağım. Uygun şekilde serdikten sonra ek yerlerinden işaretler aldım. Yapıştırırken kayma yapmayayım diye. Ve işkenceyle bu kısımlardan tutturup kaymasını engelleyeceğim. Önce alt tarafını kaynatacağım. Sonra üst kısmı katlayıp oradan yapıştıra yapıştıra yukarıya doğru gitmeyi düşünüyorum. Ekler de birbirlerinin üzerine yapışacaklar. Köşe kısımları yaparken buralardan kesiyorum önce. Şöyle bir parçayı çıkardım. Şimdi burası daha rahat katlanabiliyor. Buradan zorlayan böyle bir birleşim elde edeceğiz. Buraları şimdilik sadece shingle çivisiyle çivileyeceğim. Daha sonra dışarıdan ısıtıp yapıştıracağım. Çivilerken rahat çivileyebilmem için belli bir kısımdan işkenceyle önce tutturacağım.
şöyle bir köşe elde etmiş olduk. İlk kısmı diğer tarafta aslında hatalı katladım. Orayı tekrar düzelteceğim. Bu kısmı üste getirmiştim. Burasını üstten yapıştırsam da gene de burada gereksiz bir su akışı yönünden risk oluşturacak. O yüzden de onu aşağıya katlayıp burasını çaktıktan sonra bunu üzerine kapatacağım. Fazlalıkları sonradan keseceğim buralardan.